İstanbul Hepimizin Girişimi'nin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin'e hoş geldiniz. Ben Itır Akdoğan. Bu akşamki sohbetimizin konusu sürdürülebilir kent için veriye erişim. Dört tane konuğum var. Alfabetik sunacağım. Münih Üniversitesi'nden araştırmacı Bilge Kobaş. New York'ta Pratt Institute Direktörü Can Sucuoğlu. TESEV'de çalışma arkadaşım, koordinatör Dr. Elvan Ergenli. Ve Sahadata'dan şehir plancı ve araştırmacı Murat Çilek. Hepiniz hoş geldiniz. Merhaba. Epeydir bu kadar kalabalık değildik ekranda. Bunun nedeni bu dört konuğum aslında birlikte bir rapor yazdılar. Sürdürülebilir kent için veriye erişim, afet ve bina verisi üzerinden bir inceleme adlı rapor. Bir TESEV raporu. Ben yine bir küçük torpil geçiyorum kurumuma bu bölümde. TESEV 2016'dan beri Fredrik Norman Vakfı'nın desteğiyle sürdürülebilir kentleri destekleme programı başlatmıştı. Daha önce Şehir Hepimizin de bu programın her yıl farklı bir kavrama odaklandığı projelerinin çıktılarını, raporlarını ya da farklı çıktılarını tartışmıştık sizle beraber, paylaşmıştık. 2021'in de yine bu bahsettiğim raporu çıkacak. Biz bu sohbeti Perşembe akşamı yapıyoruz. Siz her zamanki gibi Pazartesi 16'da seyredeceksiniz. Zannediyorum o zamana web sitesinde yayınlanmış olacak, indirebileceksiniz. Eğer Pazartesi 16'da bunu seyrederken yoksa bilin ki 1-2 güne web sitesinde bulabileceksiniz raporu. Bu raporda TESEV'in son yıllarda odaklandığı veriye dayalı karar alma, politikaları oluştururken veriden yararlanma fikrini aslında destekleyen işlerimizden bir tanesi bu yine. Burada verinin paylaşılması ama daha çok da hani açık veri formatında paylaşılması değerli olduğu kadar bu paylaşılan, açılan veriyle ilgili kent paydaşları neler yapıyorlar, bunu nasıl okuyabiliyorlar? Bu veriden aslında farklı, yenilikçi politikalar için nasıl faydalanabiliyorlar? Biraz onu da tartışıyor. İstanbul ana incelenen kent olmasının yanı sıra New York ve Münih de yine dünyada farklı açılardan ön plana çıkan, bu konuda ön plana çıkan kentler olarak inceleniyor. Bilge Münih'i tanıştırmadan anladığınız üzere, Can New York'u, Elvan ve Murat da İstanbul'u çalıştılar. Şimdi ben lafı çok da uzatmadan Elvan'la aslında başlamak istiyorum. Nedir durum? İstanbul'da bina ve afet verileriyle ilgili sürdürülebilir kent için veriye erişimdeki durumumuz nedir? Yani ilk önce ben afetten önce aslında bir açık veri konusundaki durumumuza isterseniz değineyim. Şimdi biz yine Fredrik Norman Vakfı'nın desteğiyle yürüttüğümüz bir çalışma vardı 2 sene önce bundan. Ve o çalışma kapsamında yazdığımız bir rapor vardı. Yine Murat Türek'le ele almıştık. Raporun adı da Kentsel Politikanın Desteklenmesi için Yeni Araçlar, Açık Veri Platformları ve Dijital Kent Panelleri'ydi. Biz o raporu yazdığımız zaman henüz ne İstanbul'da ne Türkiye'de bir açık veri platformu yoktu. Hatta birçok tartışmaları vardı, nasıl olacak, hani yasal zemin buna el veriyor mu gibisinden. Ama bu rapor yayınlandı ve birkaç ay sonra İstanbul öncü bir iş yaparak İstanbul Büyükşehir Belediyesi açık veri platformunu açtı ve arkasından birçok il belediyesi, metropoliten büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri de geldi. Şu an 6 tane belediyenin açık veri platformu bulunmakta. Onun dışında yani sadece bu belediyelerin açtığı açık veri platformlarının yanı sıra bazı kamu kuruluşları ve aynı zamanda sivil toplum örgütlerinin de desteğiyle bu açık veri ekosisteminin gelişmesi aslında bayağı bir hız kazandı bu geçtiğimiz 2 yılda. Açık veri zirveleri düzenlendi. 2019, 2020 ve 2021 yıllarında zirveler düzenlendi. Bunun dışında Zemin İstanbul'da sürekli olarak etkinlikler düzenlenmekte, atölyeler, eğitimler düzenlenmekte yine bu açık veri konusunda. Bunun dışında da Açık Veri ve Veri Gazeteciliği Derneği ile 2018 yılında kurulan yine Veri Okul Yazarlığı Derneği'nin açık veri ekosistemini geliştirme yönünde birçok çalışması var. Dolayısıyla yani Türkiye ve İstanbul özellikle bu konuda hareketlenmiş durumda epey. Ama afet konusuna geldiğimiz zaman yine afet konusunda da aslında çok fazla verimiz var. Çok fazla çalışmamız var. Özellikle 1999 depreminden sonra İstanbul'un olası bir deprem karşısında ne kadar tabii ki işte hasar göreceği konusunda birçok çalışma yapılıyor. İşte bunlar sismik çalışmalar da var. Yer bilimleri alanında yine işte mikro bölgeleme çalışmaları gibi çok detaylı çalışmalar var.
Ancak bunlar açık veri formatında değil. Sadece 2019 yılında Deprem Zemin ve İnceleme Müdürlüğü'nün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir birimi olan onların yaptığı, yani 2002 yılından bu yana yapılıyor bu analizler, hasar görebilirlik analizleri olası bir deprem karşısında bir takım senaryolar ve bu senaryolara göre hangi mahalleler ne kadar hasar görecek, buna yönelik çok detaylı çalışmaları var. 2019 yılında yapılan bu çalışma sonucu açık veri platformuna, İBB'nin açık veri platformuna bu analizlerin sonuçları ve veriler konuyor. Bu güzel bir gelişme. Yine İBB'nin açık veri platformunda da afete yönelik bazı açık verilerimiz var. Güzel, ama hala bu konuda tabii ki alacağımız çok yol, almamız gereken çok yol var diyeyim. Yani, peki öne çıkan sorunlar neler? Yani çok yol var derken? İşte güncelleme, standartizasyon falan gibi şeyler benim aklımda kaldı paslakta. Tabii tabii. Yani bu özellikle bina verisinin güncelliği konusu mesela. Murat belki bahseder şimdi. Ya, ve hani diğer kentlerde de bunun için neler yapılıyor onları da arkadaşlarımız bahseder. Özellikle binanın güncelliği konusu çok kritik İstanbul için. Herhalde bütün Türkiye için de böyledir. Belki biraz Murat bahseder bununla ve standartizasyon konusunda da bazı sıkıntılarımız var. Hani benzer çalışmalardaki verilerin birbiriyle konuşmaması falan gibi durumlar var. Onları da belki Murat bahseder, Türkiye'deki sorunları, İstanbul'daki sorunları. Tamam, çok teşekkürler bu giriş için. O zaman Murat, evet, senin zaten sorun hazır olmuş oldu. Öne çıkan sorunlar olarak birazcık sayar mısın? Yani Elvan'ın söylediği gibi bina verisi oldukça güncellenmesi meşakkatli bir iş. Hatta oluşturulması da zor bir iş. Özellikle İstanbul gibi bir yerde bu zorluk çok yaşanıyor. Özellikle 1950 sonrasındaki hızlı kentleşme nedeniyle de biraz bu kaynaklanıyor. Ve işte o tüm süreçlerdeki imar hafları ve bir dizi yasal düzenleme de işte bunları zorlaştırıldı. Bu konuda aslında bazı büyük çabalar var, bunu söylemek gerekiyor. Örneğin İçişleri Bakanlığı'nın mekansal adres kayıt sistemi diye, kısaca MAKS diye bizim nitelendirdiğimiz bir entegrasyon projesi var. Bu uzun zamandır devam eden bir proje. Şu an dediğim gibi entegrasyon ve yaygınlaştırma aşamasındalar. Bu aslında tüm kurumların, yani ilçe belediyesi ölçeğinde hatta, tüm kurumların oluşturduğu ve güncelledikleri verileri bir araya toplama ve tek bir yerde toplama aslında projesi olarak söyleyebiliriz. Sadece bina değil ama binanın içindeki diğer bilgiler de bunun içerisinde. Ancak bunun güncellenmesi aslında epey hala bir sorun. Özellikle Elvan'ın bahsettiği bu İBB'deki Dezim'in raporunda bunun veriyi nasıl oluşturduklarını çok zahmetli bir şekilde uzun uzun anlatmışlar. Çok da aslında zor bir iş yapmışlar. Bu konuda aslında birkaç tane konuştuğumuz uzmanlardan çıkan birkaç tane öneri var. Bu önerilerden bir tanesi aslında her kurumun, özellikle ilçe belediyelerinin aslında bir veya iki personel veya işte daha fazla personeli görevlendirerek her binalarla ilgili her yapılan işlemde, örneğin ruhsat verilmesinde, bu verilerin sürekli olarak, düzenli olarak güncellenmesi. Çünkü şu anda aslında süre gelen bu güncelleme işi 4 yılda bir belli büyük ihalelerle yapılan aslında işler ve bu da oldukça zahmetli ve bir yandan da maliyet gerektiren işler. Ancak bunlar sürekli böyle güncellenirse aslında bu problem büyük ölçüde ortadan kalkabiliyor. İkinci bir öneri ise aslında Gerçezenler Derneği'nin bir önerisi. Oradaki uzmanların bir önerisi. Bu aslında bu bina verilerinin güncellenmesi işini kitle kaynaklı olarak, yani halkın katılımıyla yapmak. Bunun için de OpenStreetMap'i kullanmak. OpenStreetMap aslında bir açık veri formatında tüm kitleleri bir araya böyle getirerek bir veri, coğrafi veri oluşturma aslında projesi. Yaklaşık dünyada 8 milyon kullanıcısı var. Ve aslında bunun üzerinden sürekli bina verilerini güncel tutmayla ilgili bir çok değerli bir fikir ve kafalarında bir proje var. Bu aslında epey önemli. Özellikle afet konusunda da önemli. Bu konuda da aslında yaptıkları 2020'deki İzmir depreminden sonra hasarlı binaların tespiti için yaptıkları ve gene işte insanların katılımıyla oluşturdukları bir veri var. Bu da aslında bunun çok güzel bir örneği.
Diğer konu için standartizasyon meselesi için de aslında bu konuda da bir takım gelişmeler var. Yani son birkaç senede bu coğrafi verilerin oluşturulması, paylaşılması, toplanmasına dair bir dizi aslında yasa ve yönetmelik çıktı. Bunlar büyük ölçüde açık veri konusunda bu nasıl bir politika izleneceğini içermiyor maalesef. Hatta bazı verilerin satılması, izinlerin alınması falan gibi bir takım bürokratik süreçler de öngörüyor. Ancak standartizasyon konusunda belli çok başlangıç aşamasında bazı şeyler var. Sanki bu standartizasyon meselesinde belki Bilge Almanya örneğinden biraz bahsedebilir. Çünkü biraz da oraya da atıf yapıyor Türkiye'deki çabalar. Evet, yani siz raporda bütün bu anlattığınız sorunları görebilmek için aslında afet ve bina ile ilgili İstanbul'da var olan bütün veriyi taradınız ve onu da raporda tablolarda hangi kurum ne tür veriyi nasıl toplamış, hangi formatta paylaşıyor, hangi yıla ait falan diye. Yani bu konuyla ilgili veriye ihtiyacı olan bu konuyu araştıran dinleyicilerimiz için gerçekten çok bilgilendirici bir aslında rapor yazdınız ve o bütün o araştırmalar ve yaptığınız mülakatlardan sonra da zaten bütün dile getirdiğiniz sorunları tekrar dile getirmiş oluyorsunuz. Bu arada İstanbul'u incelerken ilham almak için hem önerilere ilham olsun diye hem de daha iyi anlayabilmek için bu işler nasıl oluyor diye Münih ve New York'u da inceliyor rapor. Burcu ve Can yapıyor bölümde. O zaman şimdi standartizasyon dediğin için dediğin gibi önce Bilge'ye Münih'e bir uçalım. Bu standartizasyon deyince Münih örneği biraz öne çıkıyor diye anlıyoruz bu veri paylaşımıyla ilgili. Paylaşabilir misin biraz Bilge? Tabii, teşekkürler. Yani evet, hem standartizasyon konusunda hem de bunun altında verinin güncel tutulması, güncellenmesi ve kurumlar arası paylaşımı konusunda aslında ciddi bir altyapı var Münih'te. Hatta Münih demeyelim, Almanya diyelim. Yani raporda da çünkü biraz farklı ölçeklerde ele aldık durumu. Bunun sebebi de aslında Alman yapısı, hükümet yapısı diyebiliriz. Çünkü Avrupa Birliği'nin parçası olan bir ülke olduğu için aslında bütün bu yönetmekler, açık veri ya da verinin paylaşımıyla ilgili tüm yasal altyapı Avrupa Birliği seviyesinden geliyor. Oradan Almanya genelinde, Almanya'dan sonra federal eyaletler seviyesinde ve en son şehirler, belediyeler ölçeğe iniyor. Ve o yüzden hani Münih'i incelerken onu böyle izole etmedik. Bütün bu ekosistemi aslında raporda anlattık. Çünkü bu işte standartizasyonun güçlü olduğu bir örnek olarak adlandırmamızın sebeplerinden biri bu. Hani çok üst seviyede aslında açık verinin ne demek olduğu, açık verinin nasıl paylaşılacağı, nasıl saklanması gerektiği, lisanslamasının nasıl yapılması gerektiği, nasıl güncellenmesi gerektiği çok net bir şekilde aslında tanımlanmış. Ve Avrupa Birliği ülkeleri aslında bütün kendi yasal altyapısını bunun üzerine kuruyor. Buradaki amaç da zaten çok sürdürülebilir bir veri sistematiği kurmak. Sadece ülkeler içinde değil, Avrupa Birliği içerisinde de yani bütün ülkeler arasında da veri paylaşımını hedefliyorlar. Ki belki burada parantezine söylemek gerekir. Bir de Open Governance Partnership diye yine hem Avrupa Birliği özelinde olup sonra uluslararası olan bir oluşum da var. Ki Almanya bu oluşumun da bir parçası. Bunun üyesi olduğu için de 2 senelik açık veri aksiyon planları, strateji planları yayınlıyor. O yüzden çok ciddi bir dokümantasyon altyapısı var. Yani biz aslında bunların Türkiye olarak bir kısmından zaten haberdarız. Biz de Avrupa Birliği'nin çalışmalarını bildiğimiz için. Ama tabii bunları hayata geçirmiş durumda değiliz. Bir de hani oradaki ülke genelinde bir düzenleme var. O böyle adım adım aşağı iniyor durumu belki Türkiye'de çok olan bir yöntem de değil henüz. Ama tabii ki bunun büyük bir faydasını görüyorlar. Çünkü burada 2 şey söz konusu. Birincisi bütün sistem yukarıdan geliyor. Ama bunun güncellenmesi, sorumluluğu ve yönetilmesi, yani verinin yönetilmesi yerel yönetimlere devrediliyor. Ama bütün standartizasyon ve veri saklama yöntemi aynı olduğu için yerel yönetimlerin sürekli güncel tuttuğu veri aslında ülke genelinde büyük bir veri setinin parçası olabiliyor. Bu da büyük bir avantaj. Yani bu bizim Türkiye'de yani İstanbul'da konuştuğumuz verinin toplu bir şekilde 4 senede bir güncellenmesi, işte büyük büyük ihaleler gibi bir şeyi aslında elimine etmiş oluyor. Onun dışında kurumlar arası veri paylaşımı gibi şeylerde çok büyük avantaj sağlıyor. İşte bu afet konusuna geldiğimiz zaman mesela bu yaz Almanya'nın kuzeyinde
bir sel felaketi yaşandı. Burada aslında bunun büyük bir faydasını gördüklerini söylediler. Yani kurumlar arası veriyi çok hızlı bir şekilde aynı formatta için birbirlerine açabildiklerini ve o yüzden afet yönetiminin çok daha kolaylaştığını ifade ettiler görüşmelerimizdeki uzmanlar. Onun dışında sanırım hani Can'ın özellikle bu aşamada tamamlayabileceği ve Almanya'da kesinlikle olmayan katılımcı mekanizmadan bahsedilebilir sırada. Çünkü hani Almanya devlet ya da kamu tarafından bu işi her ne kadar güçlü bir şekilde ilerletmeye, yönetmeye çalışsa da henüz işin içine katılımcılığı sokabilmiş durumda değil. Zaten hani burada da New York örneğiyle kimse yaşamaz herhalde. O yüzden sözü belki Can'a devredebilirim burada. Evet. Ya Can'a gelmeyi heyecanla bekliyorum ben de. Seyir hepimizin hem bizim yani İstanbul hepimizin girişimi ekibi için de seyircilerimiz için de en heyecanlı bölümü yine Can'la yapacağımız sorudaki olacak. Ondan önce ama senin söylediğin gerçekten çok el ele gidiyor. Yani hani hem verinin standartlaşması Türkiye'de raporunda söylediği gibi aynı kurum bile farklı yıllarda kendi verisini kıyaslayabilecek evet. kadar farklı topluyor veriyi falan filan. Dolayısıyla da paylaşamama nedenlerinden bir tanesi bu oluyor. Paylaşsa da işe yaramaması o paylaştığı verinin. Evet. O iki konunun el ele gitmesi açısından Münih örneğini raporun okurları gerçekten umarım yine ilham alarak, örnek alarak kendi kurumları için kullanabilirler. Şimdi Can'a sabırsızlıkla beklediğim kısım da tam da Can'da New York'un aslında bütün bu veri toplama ve paylaşma süreçlerinde yöneticilerin sivil toplumla işbirliklerini, sivil toplumun bu sürece ne kadar dahil olduğunu ve dolayısıyla da güçlendirdiğini gösteren örneklerle dolu bir kent. Can da sağ olsun bütün örnekleri derledi ve inceledi raporda. Paylaşır mısın şimdi lütfen Can bu güzel örnekleri? Tabii zevkle. Bence yani öncelikle belki neden New York'ta sivil toplum bu yerel demokrasiye bu kadar daha etkin bir şekilde katılıyor veya veri üretimine, veri tüketimine neden bu kadar çok diye katılıyor diye sormakta fayda var. Bunun bence iki tane nedeni var. Birincisi genel Amerikan yönetiminde devletin daha küçük olması ve farklı kurumların etkin olması çok önemli. Ama bunun dışında veri özelinde çok önemli olan ilk günden itibaren hep bir soru karşımıza çıkıyor. Biz bu veriyi neden açıyoruz? Kim kullanacak bunu? Niye yapıyoruz ki bu portalı? Diye ilk başta bazı kurumlar çok karşı çıkıyorlar verilerini açmaya tabii ki. Ama daha sonra biz bunu neden açıyoruz? Çünkü halk tüketecek bu şekilde karar verme mekanizmalarına katılımcı bir şekilde paydaş olacak diye konuşulmaya başlayınca tabii ki bütün kurumlar katılmaya başlıyorlar. Bunda edinilen bence en önemli beceri bilgi akışının tek yön olmaması, karşılıklı olmaya başlaması. Yani şu anda belediye İstanbul özelinde açık veri portalında veriyi açıyor ve aslında halka sunuyor bunu. Ve daha sonra bu akışın geri dönüşünün nasıl olduğu çok da belli değil. Yani akış veri akışı tek yönlü. New York'ta işte bu yerel demokrasiye katılımcılık çok kuvvetli olduğu için bir sürü sivil toplum örgütü, bazıları daha büyük işte bunları umbrella kurumlar diyor, şemsiye kurumlar diyorlar özellikle. Onları analizler yapıyorlar, kentsel savunuculuk yapıyorlar, veri kullanarak kanıtlarla geri dönüyorlar belediyeye. Ve aynı zamanda verinin tüketici tarafında olduğu için şikayetlerini diletebiliyorlar. İşte bu veride şöyle bir eksiğiniz var, standartizasyon eksiği olduğu için başka bir şeyle birleştiremiyoruz, bu bizim analizlerimizi kötü etkiliyor vesaire gibi. Bir veri portalı açıldan birkaç sene sonra da tabii ki buradaki belediye, valilik diye geçiyor burada ama aynı şey valilik bunun değerini anlıyor. Ne kadar önemli geri dönüşler edildiklerini anlıyor. Ve bunu yaptıktan sonra yine devletin çok büyük bir kurum olmamasından kaynaklanan da bir şey. Biz açık veriyle ilgili bütün kapasiteyi kendi içimize toplayıp geliştirmek yerine acaba kapasiteyi kendi dışımızda oluşturabilir miyiz diye düşünmeye başlıyor. Neden bütün verinin analizini kendimiz yapıyoruz. Neden kendi ürettiğimiz veriyi kendimiz tüketiyoruz diye düşünmeye başlıyor ve yapılan her etkinliği aslında dışarıdan farklı kurumlarla ortaklaşarak yapıp bir kapasite geliştirmeye başlıyor. Bunun çok güzel faydaları da var. Mesela çoğumuz biliyoruzdur eskiden üniversitede mesela veri toplamak için sahaya indiğimiz zaman insanlar bizimle konuşmak istemezlerdi İstanbul'da özellikle siz belediyeden geliyorsunuz diye. İşte bizim binamızlarımız yıkılacak denirdi. Benzer bir şekilde o güvensizlik tabii ki burada da var. Kimse belediyeye bak benim binam kötü mü demek istemiyor ya da işte bizim burada işte ne bileyim kanalizasyon problemimiz var demek istemiyor. Ama belediye işte araştırmacılarla ortaklık yapıyor, orada yaşayan sivil toplum ortaklık yapıyor. Bu zaman arkaya çekiliyor ve diyor ki ben sana altyapı sağlıyorum.
gerekli bütün devlet işbirliklerini sağlıyorum. Ama araştırma senin, son raporu senin, bana tarafsız bir şekilde son raporunu ulaştır diyor. Çünkü tabii ki aynı zamanda belediyenin bütün yorumları taraflı da, yani yaptığı hizmetin iyi olduğunu görmek istiyor ve genellikle o açıdan bakıyor. Bu şekilde kapasite oluşturmak müthiş önemli bir şey. Benim yani bizim yaptığımız röportajların çok az bir kısmı valilik personelinden, çünkü gerisi bununla birlikte çalışan kurumlardan. Ve yavaş yavaş adım adım aslında bir toplum oluşturuyor. Burada bir civic tech community denen bir komünite var. Garip bir şekilde şimdi Covid'den dolayı son 2 senedir bu çok ciddi bir şekilde Slack'a kaymış durumda. Ama böyle 20 kanallı bir Slack'ta insanlar iş ilanlarını paylaşıyorlar, yapımın takıldıkları şeyleri paylaşıyorlar, kod örnekleri paylaşıyorlar, bu veri var mı diye soruyorlar, ya o kötü bak buna bak diyorlar falan. Böyle çok ciddi sürekli devam eden bir konuşma var. Bu yani adını anmadan olmaz, merak edenler de bakabilirler. Bu Slack'i Beta NYC diye bir kurum, bir sivil toplum örgütü şey yapıyor, host ediyor. Eğer merak ederseniz işlerine bakın. Onların bütün varoluş nedenleri toplumu teknoloji aracılığıyla yerel demokrasiye katmak. Müthiş işler yapıyorlar. Geçenlerde yeni bir Civic Tech Assembly diye bir yine teknoloji bazlı bir etkinlik yayınladılar. Çok tavsiye ederim. Ve bunun dışında bir de bunun en yoğun gözüktüğü de kışın Mart ayında bir hafta var Open Data Week diye. Benim içinde çalıştığım kurumda Pratt Institute bunun çok büyük bir parçası. İşte bir çok üst seviyede yani daha uzmanların bir araya geldiği bir School of Data etkinliği var. Burada gerçekten çok teknik anlamda veriyi daha nasıl hızlı açabiliriz, daha nasıl paylaşabiliriz bir şeyler konuşuluyor. Daha halka açık benim çok etkin olarak katıldığım bir sergi yapıyoruz. Böyle büyük bir açılış yapıyoruz Data Through Design diye. Genellikle işte böyle bir 700-800 kişilik bir açılış etkinliğimiz oluyor. Ve yine bu hafta içerisinde valiliğin bu sefer düzenlediği birçok da yine sivil toplum örgütlerine düzenlettiği aslında küçük etkinlikler oluyor. İşte ben bilmem ne bölgesindeki çöp sorunuyla ilgileniyorum. Bununla ilgili hem devletten hem de mahallesinden paydaşları getirip işte ben bu çöp sorunun nerede olduğunu işte beyaz masa raporlarından toplayabilir miyim? İşte onu çöp toplayan kurum İstanbul'da hangisi bilmiyorum ama burada işte Department of Sanitation'ın toplam aralıklarını belirleyen kişiyle konuşturabilir miyim falan gibi insanları böyle masa etrafına topladı, etkinlikler yapıyor. Ve yavaş yavaş böyle büyük bir komünite oluştu şu anda. Hani aradığınız her sorunun cevabını bulabildiğiniz etkin bir şey. Son olarak da söyleyeyim. Bunu da en çok gördüğüm şeylerden bir tanesi belki işte rapora da yazdım bakarsınız. New York'taki en çok kullanılan verinin indirme oranları senede 400 bin defa. New York'taki çoğu, yani İstanbul'daki çoğu verinin indirme sayıları 100'ün altında şu anda. Yani o yüzden çok ciddi bir kullanım yoğunluğu bir şey de var. Farkı da oluşturuyor bunu. Aslında muhtemelen bu katılımcı olmasının da etkisi vardır. Yani başta söylediğim gibi yani verinin açılması tamam çok önemli ama verinin kim açtığında ne oldu, indirdi, evet. Ne yaptı, onu nasıl anlamlandırdı da bana nasıl çözüm önerisi olarak geri getirdiğini onu görmek için de biraz yani o sürece katıldığı için sahiplendiği ve kendi ağlarında belki de yaydığı için de verinin kullanılma şeyi de değeri de artıyor. Çünkü bunlar aslında masraflı da şeyler yani. Hem zaman en önemli masrafı tabii. Ama maddi masrafı, şey, mali masrafı da olan da şeyler. Dolayısıyla o kaynakların da doğru kullanılmış olması için aslında katılımcı yapmak tabii ki çok daha akıllıca. Ayrıca bir de zaten bu hani afet, İstanbul'da özellikle afetle ilgili böyle mahalle örgütlenmeleri, gönüllü, hani afet olduktan sonra ne yapacağımızla ilgili bir seviyede bir gönüllü örgütlenme, sivil örgütlenme görüyoruz ama benim eksik gördüğüm zaten İstanbul yazarları Elvan'la Murat'ın da eksik gördüğü ve bu konuyla ilgili zaten kafa patlatan afet olmasın diye ya da olduğundaki o gönüllülerin işi kolaylaşsın diye daha az zarar olsun diye yapılacak işlerle ilgili verinin toplanmasında bir sivil örgütlenme ya da sivil istihdam yer çizenler falan gibi şeyler, inisiyatifler, örgütlenmeler var ama o aslında çok daha zayıf kalıyor gerçekten. O yüzden de umuyorum hem bu sohbet hem rapor birçok sivil örgütlenme bunu aslında başlatabilecek, yapabilecek belki bunu müsait bir takım örgütlenmeler belki bu alanda biraz da çalışmaya başlarlar. Bilgiye bir sorun daha olacak bu arada. Bizim dediğim gibi TESE'de de çok veriye dayalı karar almayı
kolaylaştıracak, güçlendirecek birçok proje yapıyoruz. O projelerde Elvan saçını başına en çok işte veriye erişimde yoruyor tabii ki. Çünkü bir şekilde veriyi var ama istesek de açamayız. Ya da işte açık veri platformunu biri yapıyor, öteki yapmıyor. Çünkü işte ya bana ceza gelirse, çünkü aslında satmam gerekir falan filan. Yani Türkiye'de istese de veriyi paylaşamayan bazı kurumlar var. Ya da bunu dile getiren bazı kurumlar var. Almanya'da sanırım bunun da bir çözümü bulunmuş. Onu da paylaşabilir misin? Şöyle, şimdi 2021'in başında ikinci açık veri yasasını yayınladılar. Birincisi de geçtiğimiz birkaç yıl önce yayınlanmıştı. Ama özellikle şu an güncel olan açık veri yasasında kamu veriden gelir elde etmeyecek şekilde veriyi açmak zorunda. Bu tabii yasanın hayata geçirilmesi için belli bir şey var, süre var. 2022'nin sonuna kadar hayata geçirmek zorunda bütün kamu kuruluşları. Almanya'da tabii değişik bir süreç oldu. Şu an hala o adaptasyon aşamasındalar. Özellikle kuzey tarafındaki eyaletlerin bu açık veriyi açma politikasını hemen benimsediğini ve veriyi tamamen açtıklarını görebiliyoruz. Ama Münih'in bağlı olduğu Bavyera eyaleti mesela hala açmadı. Hatta Münih Belediyesi'nde ilgili kişiyle yaptığımız röportajda biz açmak istiyoruz. Fakat Bavyera, yani eyalet seviyesinde hala veri satışı devam ettiği için ve yasanın son gününe kadar bekledikleri için şu anda açamıyoruz. Ama bu süreç tamamlandığı zaman zaten yasa olarak mecburen hiçbir şeyimiz, sıkıntımız kalmayacak, engelimiz kalmayacak. Artık kamunun topladığı ya da kamu tarafında tutulan veri halka aittir. Bu bir haktır ve buradan kamunun gelir elde etmesinin bir anlamı yoktur. Bu da yasalarla düzenlenmiştir. Şu an buradaki geçerli mantık bu. İstanbul ve Türkiye'nin de en kısa zamanda böyle bir düzenlemeyi yapmasını umuyoruz. Çünkü bazı belediyeler gerçekten hani bunu baş koymuş belediyeler meclis kararıyla falan filan böyle bir hani yan yollarla bunu kurtarmaya çalışıyorlar ama aslında hani o cesarete sahip olmayan belediyeleri ya da diğer bütün kamu kurumlarını aslında çok rahatlatacak bir şey olacakmış gibi duruyor değil mi? Elvan ve Murat, en son bir şey eklemek ister misiniz bu konuda? Yani Türkiye'de tersi bir durum var aslında Bilge'nin anlattığının. Yani orada işte verinin parayla yani para verilerek paylaşılmaması yönünde bazı çabalar var. Bizde ama şöyle bir şey de olabiliyor. Yani bu veri kamu kaynağı ile üretildiği için su nasıl işte su bedavaya satılamıyor veya işte gaz bedavaya bedava verilemiyor. Veriyi de aynı şekilde gören bir yaklaşım da var burada. Çünkü hani bir kamu kaynağı kullanılarak üretilmiş bir kaynak o da. Dolayısıyla hani onun da bir bedeli olması gerektiği konusunda bazı görüşler var. Meclis kararıyla satılan veriler var. Örneğin coğrafi bilgi sistemleri üzerinde açılan işte mahalle sınırları gibi, sokak attıkları gibi şeyler mesela maalesef yani açık veri formatında paylaşılmıyor ve başvurduğunuz zaman belli bir ücret vermeniz gerekiyor o verileri almak için. Yani biraz böyle aslında muğlak bir durum da var Türkiye'de. Yani neyin tam olarak işte parayla satıldığı, neyin hani açık veri platformlarındaki verilerin de o zaman eğer ki şeyse bu, kamu kaynağı işte kullanılarak üretilen bir şeyse o zaman onların ne şekilde açıldığı konusu biraz belirsiz değil mi? Murat, bu konuda yani 2019'dan beri süre gelen bir tartışmayı yürütüyoruz biz de yani farklı uzmanlarla. Yani evet, aslında epey farklı görüşlerin olduğu bir konu. Bir de tabii burada kişisel verileri koruma kanunundan, KVKK'dan da bahsetmek gerekiyor. Çünkü yani bir tür verim bir şehirdeki belediyeden çok rahatlıkla alınabilirken ve bunlar paylaşılabilirken diğer başka bir ilde aynı tip veri kişisel veri nedeniyle paylaşılmayabiliyor. Dolayısıyla bu kişisel verileri koruma kanunu da aslında epey kafa karışıklığı yaratıyor. Aslında bunların yani Almanya örneğinde de olduğu gibi çok basit bir şekilde, o kadar basit değil gerçi ama belki de hani çok net bir şekilde diyeyim, net bir şekilde yasa ve yönetimliklerle tanımlanması gerekiyor aslında. Yapılması gereken şeylerden birisi bu. Ben belki son bir şey ekleyebilir miyim? Burada belki Almanya'nın
Yani Almanya ve Türkiye arasındaki temel farklardan biri bu konuyla ilgili şey olabilir. Almanya bütün bu veriyi açmak zorundayız sistem şeyini, yasal gerekçesini şeffaf yöneticilik politikasına bağlıyor. Yani şeyde ülke seviyesinde işte bu konuşmanın başında da bahsettiğim Open Governance Partnership'in de bir üyesi oldukları için bizim halka veriyi açmamızın, yani kendi veriyi açmamızın sebebi aslında halka yönetişimin kamu seviyesi, yani kamu tarafından yapılan hizmetlerin şeffaflığını, iletişimini sağlamak. Yani aslında burada Can'ın bahsettiği New York örneğinde işte halkın yönetim kalitesinin kontrolüne vesaire bu feedback döngüsüne sokulmasını bu şekilde sağlıyor. Yani verinin açılması bu amaçla görülüyor. O yüzden kar, yani bu işte su, doğalgaz gibi bir şey değil ama halkın zaten vergileriyle hak ettiği bir şey. Hani bilmek zaten en doğal hakları diye bakılıyor. Belki en temel fark, yani benim düşünceme göre bu olabilir üst seviyede. Yani şunu özetle, süremizin sonuna geldik. Şöyle bir özet yapabiliriz. Aslında doğru karar, isabetli karar, kaynağı iyi kullanan karar almak için veriye erişim ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Ama bir o kadar önemli şey de bütün bu veriye erişimi, yani açık veri formatı ve veriyi paylaşma, veriyi üretme süreçlerinin aslında iyi yönetişim kavramlarını da ne kadar beslediğini, bütün işte şeffaflıktan, hesap verebilirlikten, katılımcılıktan, sahiplenmekten, bütün hepsini de aslında kapsayan da bir şey. Yani bir taşla iki kuş diyeceğim, çevrediler kızacak ama gerçekten veriye erişim, yani veriyi açtığın anda çok fazla faydasını, çok fazla katmanda görebileceğimiz, özellikle de bizim bu programın üzerinde de sivil toplumun güçlenmesini ve katılımını çok net görebileceğimiz bir süreç. Ellerinize sağlık hepinizin. Hem rapor için hem bugün buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. TESEV.org.tr'den Türkçe, İngilizce, söylediğim gibi belki çoktan, şu anda seyrederken siz, belki çok yakında web sitesinden raporu indirebileceksiniz. Herkese çok teşekkürler. Haftaya başka bir sohbette görüşmek üzere. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.